Donguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı için hazırlıklarımız başladı. Provamızı hep birlikte yapacağız. Öncelikle hangi konulardan sorumluyuz? Karşımıza neler çıkacak? Hangi üniteleri işlemiştik? Şöyle bir birlikte hatırlayacağız. Ardından da sorular üzerinden konuyu güzelce bir tekrar etmeye başlayacağız. Şimdi neler vardı? Öncelikle iki tane üniteden sorumluyuz. Genel anlamda tabii ki temelde sorumlu olduğumuz ünite ikinci ünitemiz yani karışımlar ünitesi olacak. Neler var peki? Karışım türlerinden bahsetmiştik homojen ve heterojen karışım olmak üzere de heterojen karışımların alt başlıklarından da bahsettik. Homojen karışımların da tamamının aslında çözelti olarak isimlendirildiğini söyledik. Çözüm olayına geldik. Maddenin türüne göre çözünme olayı, süreci ve arada oluşan etkileşimler de tabii ki çok farklı oluyor. İyonik bir bileşikten bahsediyorsak açığa iyonlar çıkıyor. Hidratlaşma veya solvatasyon olayı gerçekleşiyor. Hidratasyon olayı gerçekleşiyor ve iyonlar arasında iyon dipol etkileşimleri oluşuyor. Daha doğrusu polar bir çözücü ve iyonik bir bileşik arasında iyon dipol etkileşimi. Moleküler yapılarda ise benzer benzeri çözer gibi bir prensip vardı. Yani polar moleküller polar moleküllerde apolar moleküllerde apolar moleküllerde çözünür diyorduk ve bunlar arasında da e, etkileşim türleri değişkendi. Hidrojen bu olabilir, dipol-dipol olabilir veya e, London etkileşimleri olabilir demiştik. Ardından derişim kavramından bahsettik. Yani çözünen oranından bahsettiğimiz bir derişim konusu vardı. Kütlece ve hacimce yüzde derişimler üzerinde durduk. Ardından PPM ve PPB gibi kavramlar üzerinde şöyle bir tanımlama yaptık. Çok küçük derişimleri biz PPM ve PPB ile ifade edebiliriz. Milyonda veya milyarda bir gibi e, derişimlerden bahsederken bunları kullanırız dedik. Koligatif özelliklerden bahsederken kaynama noktası, donma noktası ve ozmatik basıncı biz koligatif özellik olarak saydık. Ne demekti koligatif özellik? Bu derişimlere bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler diyorduk arkadaşlar. E, ardından... Karışımları ayrıştırma yöntemleri tabii ki fiziksel olarak bir araya geliyorlar çözüm olayını fiziksel olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bunların ayrılması da bazı fiziksel yöntemlerle gerçekleşiyor. Neydi bu yöntemler? Eğer e, elimizde manyetik bir metal varsa bunu ayırırken mıknatıs kullanabiliriz. Dolayısıyla mıknatıslama bir e, yöntemdir veya erime noktası farkından faydalanarak ayırabiliriz dedik. Özellikle bunu alaşımlarda kullanıyoruz tabii ki. Tanecik boyutu farkından eleme, süzme, diyaliz gibi birçok yöntemde faydalanabiliyoruz. Yoğunluk farkından kristallendirme, özütleme gibi birçok farklı yöntemle de yoğunluk farkından faydalanıyoruz. Çözünürlük farkından faydalanabiliriz. E, pardon kristallendirme çözünürlük farkında tabii ki. E, yoğunluk farkına geldiğimiz zaman ayırma hunisi diyelim daha doğru bir ifade olsun veya savurma gibi yöntemler e, yoğunluk için geçerli. Çözünürlük için az önce söylediğimiz gibi özütleme ve kristallendirme gibi yöntemleri kullanabiliriz. Kaynama noktası deyince de aklımıza e, damıtma yöntemi gelecek arkadaşlar. Damıtma veya ayrımsal damıtmayı kullanıyorduk. Üçüncü ünitede ise asitler ve bazlardan bahsediyoruz. Neler vardı peki asitler ve bazlarda? E bir çoğumuzun tabii ki okuldan okula değişkenlik gösterebilir ama büyük çoğunluğumuz sınava kadar asitler ve bazlar, indikatörler, pH kavramı ve sulu çözeltiler kısmını yani asitlerin bazların sulu çözeltileri kısmını tamamlamış olacak. Dolayısıyla da bu kısımlardan sorumlu olacak. O zaman güzelce birlikte sorularımızı çözelim ve soruları çözdükçe de aslında konularımızı tekrar etmiş olalım. Aşağıda özelliği verilen karışımların türlerini belirtiniz diyor. Alaşım bu türü örnektir demiş. Şimdi alaşımlar e, homojen karışımlardı. Alaşımların tamamı homojen yapılıydı. Ve biz homojen karışımları çözelti olarak isimlendiriyorduk. Dolayısıyla bütün homojen karışımlarda olduğu gibi alaşımlar çözelti örnekti. Çıplak gözleri fazları ayrılamayan... Ancak heterojen olan karışım türü biz bunun koloid yapısı olduğunu belirtmiştik arkadaşlar. Hani askıda kalma durumuydu. Tam olarak e, biz bunu heterojen ya da homojen diye bile e, ayıramıyoruz. Kan gibi, süt gibi örneklerimiz vardı koloid için. Katı sıvı heterojen karışım. Heterojen karışımlarda katı 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 katıysa e, basit veya adi karışım olarak isimlendiriyoruz. Katı sıvıysa biz bunu süspansiyon olarak isimlendiriyorduk. Sıvı sıvıysa emülsiyon olarak isimlendiriyorduk gibi. Deodorant bu tür örnektir. Eğer katı gaz veya sıvı gaz heterojen bir karışım varsa yani deodoranttan bahsediyorsak bu tarz karışımları da Aerosol olarak isimlendiriyorduk. Dolayısıyla bu türümüzde aerosol olarak karşımıza çıkar. Ayırma hunisi ile bu tür bileşenlerine ayrılabilir. Yani ayırma hunisi ile biz ne tür karışımları bileşenlerine ayırıyoruz? Sıvı sıvı heterojen karışımları, zeytinyağı su gibi karışımları bileşenlerine ayırabiliyoruz. Ve sıvı sıvı heterojen karışımlarında aslında emülsiyon yapısı olduğunu belirtiyoruz. Dolayısıyla türümüz emülsiyondur diyelim ve karışım türlerini güzelce birlikte tekrar etmiş olalım. Geçelim etkileşimlerinden bahsetmeye yani çözünme olayından bahsedeceğiz burada. Aşağıdaki madde çiftlerinin birbiri içerisindeki çözünme durumunu ve tanecikler arası etkileşim türünü belirtiniz diyor. Arkadaşlar şunu bileceğiz. İyonik bir bileşikten bahsediyorsak 1A grubu elementleri yani lityum, sodyum, potasyum bunların tuzları tabii ki her biri artı bir yüklü Değerlik alacaklar ve nitrat tuzları yani NO3 eksi bu tuzları görüyorsak bunlar suyun içerisinde gayet iyi bir şekilde çözünürler diyeceğiz. Dolayısıyla potasyum sülfat suyun içerisinde tabii ki çözünecektir çözülmesi bekliyoruz. Potasyum tuzlarının tamamında olduğu gibi. Bakalım etkileşim türüne birazdan geçelim. Burada baktığımız zaman molekül yapılar var elimizde. Molekül yapılarında da benzer benzeri çözer gibi bir prensibimiz vardı. Yani polar moleküller polar moleküllerde, apolar moleküller apolar moleküllerde çözünüyordu. Fol HCOOH yani formik asit yapısının suyun içerisinde tabii ki çözünmesini bekliyoruz. İkisi de polar yapıda olduğu için. Sodyum klorür apolar yapıda çözünmesini bekleyebiliriz. Sodyum tuzu olduğu için. Karbon tetraklorür apolar yapılı bir molekül. BH3 yine apolar yapılı bir molekül. Dolayısıyla burada da çözünme olayını bekleriz. NH3 polar yapılı bir molekül. C6H6 yani benzen tüm hidrokarbonlarda olduğu gibi apolar yapılı bir moleküldür. Dolayısıyla burada çözünmeyi beklemiyoruz. Veyahut bir diğer deyişle çok az çözünmesini bekliyoruz. Amonyak ve pH3'e geldiğimiz zaman İkisi de polar yapılı olduğu için gene birbiri içerisinde çözülmesini bekliyoruz. Polarlık apolarlık kısmını da eğer hatırlamıyorsanız lütfen tekrar edin. Şöyle kısaca da ben hatırlatayım. Lewis yapısını çiziyorduk. Mesela karbon tetraklor için şöyle bir Lewis yapısı çiziyoruz. Merkez atom merkez atomda elektron çifti yok. Yapı gayet simetrik dolayısıyla bu yüzden biz buna apolar diyorduk. Veya sudan bahsediyorsak suyun Lewis yapısını şöyle çiziyorduk. Merkez atomda elektron çiftleri kaldığı için simetri bozuktu. Dolayısıyla bu polar yapılıydı diyorduk. Veyahut BH3'ten bahsedeceksek bor 3A grubu elementi olduğu için onun Lewis yapısını şöyle çiziyorduk. Gayet simetrik olduğu için ve merkez atomda elektron çifti olmadığı için bunun apolar yapılı olduğunu söylüyorduk. Ancak NH3 ve PH3 için onda da benzer Lewis yapısı çizeceğiz. 5A elementleri olduğu için merkez atomda elektron çifti kalıyor. Lewis yapısını böyle çiziyorduk. Dolayısıyla bu molekül polar bir molekül oluyordu. Geliyoruz etkileşim türlerini belirlemeye. Etkileşim türlerinde ne yapıyorduk? Burada iyonik bir bileşik var. Dolayısıyla ondan iyonlar gelecek. Diğer tarafta da polar bir molekül var ve polar moleküller bize dipolleri getiriyordu. O yüzden buradaki etkileşim türümüz iyon dipol etkileşimidir diyeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman bir molekül yapısı var başka bir molekül yapısı var. Polar polar. İkisi de polarsa ikisi de dipol oluşturuyordu. Ancak şöyle bir durumumuz var. Bu da fon kuralına uyuyor. Yani flor, oksijen, azot elementlerinden herhangi birinin yanında hidrojen var. Bunda da aynı şekilde fon kuralına uygun olma durumu var. Eğer bileşenlerin yani taneciklerin ikisi de bu kurala uygunsa ve polar yapıdaysa burada hidrojen bağı olduğunu söylüyorduk. Dolayısıyla formik asidin suyun içerisinde çözülmesi e, hidrojen bağı sayesinde gerçekleşir. Sodyum klorürün karbon tetra klorür içerisindeki çözünme durumu hani çok iyi çözünür ya da az çözünür deme şansına çok sahip değiliz burada. Ancak etkileşim türünü belirtirken şunu söyleyeceğiz. Burada iyonlar açığa çıkıyor. Dolayısıyla iyonlar geliyor. Karbon tetra klorür apolar olduğu için indüklenmiş dipolleri oluşturuyor. O yüzden etkileşim türümüz iyon indüklenmiş dipol etkileşimi oluyor. Buraya gelelim. Apolar apolar. İkisi de apolar olduğu için ikisi de indüklenmiş dipol oluşturuyor. Yani buradaki etkileşim türümüz indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Özel adı nedir bunun? Özel adı London'da. Dolayısıyla etkileşim türümüz London oldu. Buraya geldiğimiz zaman polar molekül yapısı, apolar molekül yapısı çözünmüyorlar dedik ama ya da çok çok az çözünüyorlar dedik. İşte bu çok az çözünmede bir tane tanecikte bile etkileşim oluşuyorsa bunun ismini belirtebiliriz. Burada polar olduğu için dipoller oluşurken C6H6 benzen yapısında indüklenmiş dipoller oluşuyor. Dolayısıyla dipol, indüklenmiş dipol gibi bir etkileşim oluşmasını bekliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman ikisi de polar. Bu fon kuralına uyuyor ama bu uymuyor. İkisi birden uyması gerekiyor ki ben orada hidrojen bağından bahsedebileyim. Dolayısıyla ikisi de uyma yani bir tanesi uymadığı için ikisinden de dipoller oluşacak etkileşim türümüz dipol dipol etkileşimi şeklinde ifade edilir. Derişimlerden biraz bahsedecek olursak yani seyreltik derişik karşılaştırması. Tabloda su ve tuz kütlesi verilen çözeltileri seyreltikten derişiye doğru sıralayınız demiş. Şimdi seyreltik derişik sıralamasını karşılaştırmasını nasıl yapıyorduk? Eşit kütlede sularla karşılaştırabilirdik. Daha doğrusu eşit kütlede suyun içerisinde kim daha fazla tuz çözmüşse oran olarak oran kurduğumuz zaman o daha derişiktir. Kim daha az tuz çözmüşse o daha seyreltiktir şeklinde ifade edebiliyorduk. Şimdi burada <laughs> mesela 150 gramla karşılaştıracak olursak burada 150 gramda 50 gram çözülmüş. Eğer bu 150 gram olsaydı yani ben bunu 3 ile çarpmış olsaydım burada 60 gram olacaktı. O zaman ben doğrudan şunu söyleyebilirim. A'yı D'den büyüktür diyebilirim. Yani eğer eşit kütlede su içerseydi bunun çözdüğü tuz kütlesi bundan fazla olacaktı. Benzer şekilde bunu 150 olarak kullansaydım yani 2 ile çarpmış olsaydım buradan da 60 gram olacaktı. Dolayısıyla V'de D'den büyüktür ve unutmuyoruz. Eğer bu 150 olsaydı bu 60 olacaktı. Bu 150 olsaydı e, bu da 60 olacaktı. Bu 150 olsaydı ne olacaktı? 100, 1,5 katı, 40'ın 1,5 katı bu da 60 olacaktı. Yani burada üçünün de 60 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında bunların e, derişimleri birbiriyle eşit ve e, D'deki çözeltiden daha büyükler. Peki bunun derişimini bunlarla kıyaslayacak olursak nasıl olacak? 120'de 45'miş. Dolayısıyla e, bunu 100'e çekecek olursak e, ya da e, 150 ile kıyaslayacak olursak ...30 gramında ne kadar çözmüş olur? 150'yi ben 5'e bölecek olursam atıyorum... ...burada 30 gram suyum olsaydı... ...bunun 5'te bir yani 10 gram çözecektim. Her 30 gramda 10 gram çözüldüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla bu 30'un 4 katı olduğuna göre... ...burası da 10 gramın 4 katı olacak. Dolayısıyla 40 gram olduğunu göreceğiz. Yani eğer bu 100 gram olsaydı... ...bundan 40 gram olacaktı. E, dolayısıyla diğerlerinden... ...daha düşük bir derişime sahip olduğunu göreceğiz. Yani en düşük derişimin... E, bu çözeltide olduğunu ifade edebiliriz. Buna göre en büyükleri a eşittir b eşittir c şeklinde yazabiliriz. Bunların a, b, c'den daha küçük olduğunu görüyoruz ve bunların arasındaki kıyaslamaya girdiğimiz zaman da d'nin e'den daha büyük olduğunu görüyoruz. D büyüktür e, e şeklinde burayı ifade edebiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz. Kütlece yüzde yirmi tuz içeren 150 gram tuzlu su çözeltisi için bazı sorular sormuş. Bunları tek tek cevaplamamızı istiyor bizden. Kaç gram su içerir diyor. Hemen şöyle bir formülümüzü hatırlayalım öncelikle. Kütlece yüzdeyi bulurken şunu yapıyorduk. Diyorduk ki çözünen kütlesi M çözünen bölü M çözelti. Yani çözeltinin toplam kütlesi çarpı yüz yaptığımız zaman biz buradaki değişimi kütlece yüzde değişimi buluruz. O zaman Birinci soru için hemen yapalım. Kaç gram su içerir diyor. Kütleci yüzde yirmi içeriyormuş. Bizim tuzumuzun kütlesi neymiş onu bulmaya çalışıyoruz. Bölü 150 gram da bizim toplam kütlemiş. Biz bunu yüzde çarptığımız zaman sonuca gideceğiz zaten. Yani kütleci yüzde değerini yerine yazdık. Toplam kütle yerine yazdık. X burada bizim tuz kütlemiz çarpı yüzde zaten formülümüzden geliyordu. Buna göre hemen şu sıfırları sadeleştirebilirim. Bu sıfırlarda gider. Dolayısıyla x dediğimiz değer aslında 30 olur. Yani 30 gram tuz varmış bizim elimizde mat çözünen. dolayısıyla 30 gram tuz olduğuna göre geri kalan suyun kütlesi de 150 gramın 30'u tuzsa 120 gramı tabii ki su olarak karşımıza çıkacak. Yani elimizde 120 gram çözülmüş su vardır. İkinci soruda ne soruyormuş? Aynı sıcaklıkta 50 gram daha tuz eklenirse çözelti derişimi yüzde kaç olur? Şimdi ben tuz ve su kütlesini ayrı ayrı bulmuştum zaten. Buraya 50 gram daha tuz ekliyorum. 30 gram vardı 50 daha ekledim. Hemen şu formülden gideceğim. Yüzde değerini bulmamı istiyor benden zaten. Yeni tuz kütlem 80 gram oldu 30 artı 50'den. Paydaya ne yazacağım? Önceden 150 gramdı. Bir 50 gram daha ekledim. Burası 200 oldu. Çarpı 100 diyeceğim. Dolayısıyla yüzde değerine geldi. Hemen şu sıfırlardan kurtulurum. 80 bölü 2'den 40 olarak bulurum. Yeni çözelti derişimim kütlece yüzde 40'lıkmış. Üçüncü soruya gelecek olursam. derişimi yüzde 40 olması için kaç gram su buharlaştırılmalıdır diyor. Bu sefer kuracağım denklem nedir? 40 olmasını istiyorum zaten beklediğim bu. Elimde 30 gram tuz vardı. Toplamım 150 gramdı. O zaman tuz kütlesinin değişmediğini biliyorum. 30 gram olarak kalacak. Payda ne olacak peki? 150 gram toplandı. Ben buraya mesela Y diyelim bu sefer. Y gram suyu buharlaştırdım. Dolayısıyla son durumdaki toplam kütlem 150 eksi Y oldu. Çarpı 100 dediğim zaman sonuca gideceğim. Hemen şöyle şu sıfırla bundan kurtulabiliriz. Mesela buradaki 4 ile 10'u sadeleştirelim. Burada 5 kalsın. Burada 2 kalsın mesela. 30 da bunu sadeleştirelim. Burada 15 kalsın. Dolayısıyla 150 eksi y değerimiz 15 çarpı 5'e eşit oldu. Yani 75'e eşit oldu. Y dediğimiz değerde 150 eksi 75'ten 75 gram olarak karşımıza çıktı. Demek ki ben bu sistemden 75 gram suyu buharlaştıracağım ki kütlece yüzde %40'lık bir derişime ulaşabilirim. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Ben derişimi %20'den %40'a çıkaracaksam yani iki katına çıkaracaksam toplam kütleyi yarıya indirmeliyim. Bunu nasıl yaparım? 150 gram suyun 75 gramını daha doğrusu 150 gramlık çözeltinin 75 gramlık suyunu buharlaştırırım ki bunu elde edebileyim. Geçelim dördüncü soruyu çözmeye o zaman. Kütleci %30'luk çözeltiden kaç gram eklenirse son derişim kütleci %20 olur diye sormuş. Hemen bakalım. Bizim burada kullanacağımız formül neydi? Birincinin yüzdesi çarpı kütlesi artı. ikincinin yüzdesi çarpı kütlesi eşit olmalıydı. Son durumdaki yüzdemiz çarpı son durumdaki kütle. Yani toplam kütle değeriydi. Bana en başta elimde yüzde yirmi tuz içeren kütleci yüzde yirmilik ve 150 gram tuzlusu olduğunu söylüyor. Artı diyeceğim. ikinci olarak ne diyor? kütleci yüzde otuzluk bir çözelti varmış. Ve bundan kaç gram eklemem gerektiğini bilmiyorum. Buna M diyelim. Bunu hesaplayacağım zaten. Eşittir. Son durumdaki çözelti derişimim 24 olmalıymış. Çarpı e, toplam kütle ne olacak peki? Toplam kütlede bu sefer 150 gram vardı. M gramlık bir çözelti ekledim. Dolayısıyla 150 artı M şeklinde ifade edebiliriz burayı. Burada yapacağımız işlem ne olacak? Burayı e, matematiğini çözdüğümüz zaman mevzuyu da çözüme kavuşturmuş olacağız zaten. Her tarafı mesela 2 ile sadeleştirebiliriz. Dolayısıyla şurada mesela 10 kalsın. Bunu sadeleştirelim 15 olsun. Şurayı sadeleştirelim 12 kalsın bizim elimizde. E, çarpımlarını yapacak olursak buradan 1500 geliyor. Artı 15 M diyelim eşittir 12 çarpı. 150 şeklinde yapmamız gerekiyor. 1500-1800 buradan geliyor. Artı 12M şeklinde yazabiliriz. 12M'i bu tarafa alırız. 3M kalır. 1500'ü karşıya yatarız. 1800-1500'den 300 gelir. M dediğimiz değer 100 gram olarak karşımıza çıkar. Yani bizim... E ...bu çözeltiden %30'luk çözeltiden 100 gram eklememiz yeterli olacakmış. Bunu eklediğimiz anda kütlece yüzde %24'lük yepyeni bir çözelti elde edecekmişiz. Kütlece %50 metil alkol içeren 40 gram alkol su karışımının... ...hacmi saf su ile sabit sıcaklıkta 50 mililitreye tamamlanıyormuş. Bu sefer hacimce yüzde değişim içine giriyor aslında. Metil alkolün yoğunluğu 0,8 gram bölü mililitre olduğuna göre... ...son durumda çözeltide metil alkolün hacimce yüzde derişimini hesaplayınız diyor... Şimdi elimizde kütlece %50 metil alkol içeriyormuş ve 40 gram alkolü su karışım varmış. Dolayısıyla ben şöyle söyleyebilirim. En baştaki bu 40 gramın %50'si yani yarısı doğrudan işleme gelebilirim. Elimdeki metil alkolün başlangıçtaki kütlesi 20 grammış. Suyun başlangıçtaki kütlesi o da 20 grammış. İkisinden de 20 gram varmış ki 40 gramın yarısı bu olmuş, yarısı bu olmuş. Ve bana ne diyor? Bunun hacmini 50 mililitreye tamamlıyormuşum. Suyun miktarı burada önemli değil. Demek ki 50 mililitre hacmine gidiyormuşum. Metil alkolün yoğunluğu neymiş peki? 0,8. E ben şu formülü biliyordum. D eşittir. M bölü V'di. Yani yoğunluk kütle bölü hacme eşit olacaktı. Dolayısıyla 0,8 dediğimiz yoğunluk değeri. E, metil alkolün kütlesini de biliyorum. 20. Bunun hacmiyle çarpımına eşit olacak. Yani benim buradaki... E, Metil alkol için hacim değerini nasıl bulurum? 20 bölü 0,8 yaparım. Yani 200 bölü 8 dolayısıyla aslında 25 mililitre olarak bulurum. Demek ki benim elimde 25 mililitrelik e, alkol varmış. 25 mililitrelik alkolü e, suyla 50 mililitreye tamamlamışım. O zaman yeni hacimce yüzde değerimi hesaplayabilirim. Elimdeki alkolün hacmi neydi? 25 mililitreydi. Bölü Toplam hacmi yazacaktım. 50 mililitre tamamlamışım zaten. Bunu yazacağım. Çarpı 100 dediğimiz zaman buradaki hacimce yüzde değerini bulmuş olacağız. Dolayısıyla kütlece pardon hacimce yüzde 50 gibi bir değere ulaşacağız. Şunları sadeleştiririz. Bunu da sadeleştiririz. 2 kalır 25 çarpı 2'den kütlece yüz hacimce özür diliyorum. Yüzde 50'lik bir çözeltiye ulaştığımızı buluruz. Gelelim ayırma yöntemlerinden biraz bahsetmeye. Aşağıda karışımların bileşenlerine ayrıştırılmasında kullanılan yöntemler için faydalanılan fiziksel özellik farkını belirtiniz diyor. Şimdi kanın diyaliz ile temizlenmesi. Diyaliz dediğimiz yöntem neydi? Kandaki bazı e, temizlenmesi, arıtılması gereken taneciklerin, kısımların e, çok çok küçük bir süzgeçten geçirilmesi şeklinde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla aslında burada tanecik boyutu farkından faydalanılır. Yani... Tıpkı süzme veya eleme yönteminde olduğu gibi burada da tancık boyutu farkından faydalanarak ayırma gerçekleştiriliyor. Ham petrolün damıtılması damıtma deyince kaynatıp tekrar yoğuşma aklımıza gelecek. Kaynama noktası düşük olan bileşenler kaynatılıp tekrar yoğuşturularak bileşikten ayrılıyordu. Dolayısıyla burada kaynama noktası farkından faydalandığını söyleyebiliriz. Çayın demlenmesinde çayın özüyle bu ot kısmının bileşenlerine ayrılması, birbirinden ayrılması gibi bir yoldan bahsediyoruz. Dolayısıyla suyun çayın özünün suyun içerisinde çözünebilirken diğer kısımların çözünemediğini söyleyeceğiz. Yani çözünürlük farkından faydalanacağız. Çayın demlesi özütleme yönteminin bir örneğiydi. Dolayısıyla özütlemede çözünürlük farkından faydalanan yöntemlerden biriydi. Alaşımın bileşenlerini ayrıştırması. Bir alaşımın bileşenlerini nasıl ayırırsın? İki tane metalin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Dolayısıyla sen belli bir sıcaklığa ulaştırdığın zaman bu metallerden birisi erir, sıvı hale geçer, öbürü katı halde kalır. Dolayısıyla bunların aslında erime noktaları arasındaki farktan faydalanmış oluruz. Talaş çakıl karışımının su ile ayrıştırılması. Şimdi sen suyun içerisine attığın zaman ne yapacak? Talaş yüzecek, çakıl dibe çökecek. Bir yüzdürme işleminden bahsediyoruz. Yani e, buradaki yoğunluk farkından faydalanmış oluyoruz. E, çünkü e, talaş yoğunluğu düşük olduğu için yüzer, çakıl yoğunluğu büyük olduğu için dibe çöker diyebiliriz. Bir diğer soruya geçecek olursak burada da artık koligatif özelliklerden biraz bahsedeceğiz. 1 bir mol sodyum klorür tuzunun 1 litre suda çözülmesiyle hazırlanan, çözelti uygulanan aşağıdaki işlemler için donma noktasındaki değişimi belirtiniz. Şimdi... Biz koligatif özellikler olarak neyi gördük? Kaynama noktası, donma noktası ve ozmatik basınç var. Kaynama noktası derişim arttıkça uçucu olmayan bir katının derişimi arttıkça kaynama noktası artıyordu. Ancak derişim arttıkça donma noktası tam tersi şekilde düşüyordu. Ozmatik basınç da artıyordu. Dolayısıyla burada donma noktasından bahsettiğimize göre eğer ben derişimi artıracak bir etki yaparsam donma noktası düşer demem gerekiyor. Şimdi bir miktar su eklersem ne yapar? E Çözünen miktarı sabit kalır. Çözücü miktarı yani çözeltinin hacmi artar. Bu da derişimin azalması demek olur. Eğer derişimi azaltırsan donma noktası artar. Daha yüksek bir sıcaklıkta donabilir hale gelir. Bir miktar tuz eklersem tam tersi işlem yaptım. Yani derişimin artmasına sebep olduğum derişim artarsa ne yapar dedik. Donma noktası düşer dedik arkadaşlar. Kaynama noktasında bunların tam tersi oluyor tabii ki. 1 mol AlCl3 ve 1 litre su eklemek. Şimdi benim elimde ne vardı? sodyum klorür vardı ve sodyum klorürü suda çözdüğüm zaman Na artı ve Cl eksi iyonları çıkıyordu. Yani iki tane tanecik açığa çıkıyor. Ancak ben AlCl3'ü çözecek olursam bir tane Al artı 3'e karşılık üç tane Cl eksi çıkıyor. Yani dört tane tanecik oluşuyor. Şimdi ben mol sayısı olarak aslında sodyum klorürü çözdüğüm zaman bir molden iki mol elde ediyorum. Ancak alüminyum klorürün bir molünden 4 mol elde ediyorum. E hacim aynı hacime ekliyorum. Dolayısıyla derişimin artmasına sebep oluyorum. Derişim arttığına göre bizim donma noktamız ne yapacaktır? Donma noktası tabii ki düşecektir diyeceğiz. 1 mol KF ve 1 litre su eklemek. Şimdi KF'yi suda çözdüğümüz zaman yani potasyum flüoru suda çözdüğümüz zaman K artı ve F eksi iyonları açığa çıkacak. Dolayısıyla ben bundan 1 mol eklediğim zaman 1 bir, bir yani 2 mol oluşturacak. Top, tıpkı sodyum klorürde olduğu gibi e, suyun hacmi değişti olduğuna göre bizim elimizdeki derişim, toplam iyon derişimi, tanecik derişimi değişmeyecek. Derişim değişmediği gibi donma noktası da değişmeyecektir. Sabit kalacaktır tabii ki. Bir miktar suyu buharlaştırırsam ne olur? Şimdi çözünen miktarı sabit, suyu buharlaştırıyorum. Yani toplam hacmi azaltıyorum. Bu da derişimin artması demek oluyor. Oranı artırmak demek oluyor. Eğer derişim artarsa donma noktası düşer demiştik dolayısıyla burada da bir düşme gerçekleşecektir. Gelelim doğru yanlış sorusunda aşağıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olarak belirtiniz diyor. Asitler bazlar konusunda artık bahsetmeye başlıyoruz. Genel özelliklerinde asitlerin tatlarının ekşi olduğunu, bu yüzden hani limon, mandalina gibi C vitaminli meyveler aslında asitliklerinden ötürü ekşi tada sahiplerdi. Dolayısıyla bu ifademiz Doğrudur bazıların ise bunlardan farklı yönü neydi? Tatları acıydı ee, ele kayganlık ismi veriyorlardı bazılar. Dolayısıyla bu ifademiz de doğruydu. Asitler ise tahriş edici özelliğe sahipti. Asitlerin 25 santigrat derece yani oda koşullarında pH'i 7'den... Büyüktür diyor. Oysa ki pH ile ilgili neyi söylüyoruz? E, 25 santigrat derecede pH 7'den küçük sensit, büyükse baz, tam 7 ise nötr'dür diye ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bazılar mavi turun sol kağıdın rengini kırmızıya çevirir. Oysa ki turun sol kağıdıyla ilgili bunun tam tersini söylüyoruz. Asitler kızartır, bazılar mor artır. Yani maviye çevirir daha doğrusu diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifademizde yanlış oldu. Asit çözeltileri elektriği iletir arkadaşlar. Hem asit hem baz çözeltileri elektriği iletir. Çünkü asitler bazılar su içerisinde iyon oluşmasına sebep oluşur. su içerisinde iyon oluşuyorsa elektrik iletkenliği gelir. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Asitler de iletir. Bazılarda haşartı derişimi OH derişiminden fazladır. Yine tam tersi asitlerde haşartı Bazlarda OH derişimi oluşacağı için bazlarda OH derişimi H+ derişiminden daha fazla olacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Ama şu yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Asitler ortamda artı oluşturuyor, bazlar OH oluşturuyor. Bu bazıların olduğu ortamda hiç H artı yok ya da asitlerin olduğu ortamda hiç OH yok demek değildir. Sadece bu o iyonların derişimlerinin farkı bize asidik mi, bazik mi olduğunu söylüyordur bize ortam. Aşağıdaki karışımları ayırma yöntemlerini fizik e, yöntemde kullanılan fiziksel özellik ile eşleştiriniz diyor. Şimdi hangi fiziksel özellikleri kullanmışız? Özütleme dediğimiz yöntemde neden faydalanıyorduk? Az önce aslında bahsettik. Hani çayın demlenmesinde bu mevzu vardı. Ve özütleme yönteminde çözünürlük farkından faydalanıyordu. Dolayısıyla bir E ile eşleşmeli. İkiye geldiğimiz zaman yüzdürme yöntemi, flotasyon dediğimiz yöntemde az önce talaş ve... E, Çakıl taşlarında bundan bahsettik aslında talaş neden yüzüyor? Çünkü yoğunluğu düşük. Çakıl taşı neden dibe çöküyor? Çünkü yoğunluğu yüksektir. Dolayısıyla yoğunluk farkından faydalanarak biz yüzdürme yöntemini kullanıyoruz. Damıtmaya geldiğimiz zaman damıtma yönteminde kaynama noktası farkından faydalanıyorduk. Dolayısıyla burayı B ile eşleştireceğiz. Bileşenlerden birinin kaynayıp tekrar yoğuşması sayesinde ortamdan uzaklaştırılmasını sağlıyorduk. Dörde geldiğimiz zaman süzme dediğimiz yöntem tanecik boyutu küçük olan taneciklerin süzgeçten geçip büyük olan taneciklerin süzgeçte kalmasını sağlıyorduk. Dolayısıyla tanecik boyutu farkından faydalanıyoruz. Beşe geldiğimiz zaman mıknatıslanma, demir, nikel ve kobalt yani manyetik özellik taşıyan e, metallerin mıknatısla çekilmesi sayesinde ayrışma gerçekleşiyordu. Dolayısıyla manyetik özelliği burada kullanıyoruz. Yani beşi de değil eşleştirmemiz gerekiyor. Hemen birazcık daha devam edelim. Bazı indikatörlerin asit ve bazik ortamda aldıkları renkleri bize vermiş indikatörlerle ilgili de soru karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ezbere bilmemiz gereken sadece turun sol kağıdı var. Bunun dışındakileri illaki indikatörün nasıl davrandığını bize verip bununla ilgili yorum sorusu sorabilir. Bize tabloda da indikatörlerden çayın yani doğal indikatörlerden birinin Asidik ortamda sarı, bazik ortamda kahverengi renk aldığını bize söylemiş. Fenolftalein'in de asidik ortamda renksiz, bazik ortamda pembe renkli olduğunu söylemiş. Buna göre sirke ve fenolftaleinini kullanıyorsam. Şimdi sirke asidik miydi, bazik miydi? Benim için önemli olan bilgi bu. Sirke asidik bir yapıya sahipti. Sirke asit olduğuna göre fenolftalein'in asidik ortamda renksiz olduğunu hemen belirtebilirim sabunlu su sabunlu su baz yapısıydı birçok temizlik malzemesi gibi bu da baz yapısıydı çayın bazik ortamda kahverengi olduğunu yine tablo bize vermiş bunu sadece yorumlamam yerine yazmam yeterli olacak limon e, asidik bir yapıya sahipti limon mandalina az önce belirttiğimiz gibi asidik meyvelerde hatta birçok meyve asit içeriyordu çayın asidik ortamda sarı renk olduğunu göreceğiz. Hani çaya limon kattığın zaman hemen rengi açılır. Bu açılmasının sebebi de çayın indikatör özelliğinden kaynaklanıyordu. Lavabo açıcı fenol birçok temizlik malzemesi olduğu gibi e, lavabo açıcılar bazı özellik gösteriyordu. Fenol bazik ortamda pembe renk aldığını söyleyebiliriz. Tablo bize bunu söylemiş. Elma suyu birçok asit meyvede olduğu gibi Asidik özellik gösterecektir ve fenolftalein dediğine göre fenolftaleinin asidik ortamda renksiz olduğunu tekrar yazabiliriz. Buradaki rengimiz renksizdir. Dolayısıyla bunu da güzelce tamamlamış olduğumuza göre ödevlendirmemizi yapalım. Çünkü çalışmalarımız burada kalmıyor. Devam etmemiz gerekiyor. İyice bir mevzuyu kapatmamız öğrenmemiz gerekiyor sıfırdan ona kitabını alıyoruz karşımıza nerelerden sorumluyduk nerelerde çalışmamız gerekiyor nereleri tekrar etmemiz gerekiyor şöyle birlikte bir göz atalım karışımlar ünitesinin en başından beridir sorumlu olacağız arkadaşlar yani 78. sayfadan çalışmaya başlamanızda fayda olacaktır ünitenin sonuna kadar geçerli ve asitler ve bazılarda da ilk kısım yani 146'ya kadar karşımıza çıkacak. Tabi bazı okullarda biraz daha ilerlenmiş olabilir. Bunun için ilerleyen kısımlarda da çalışmanızda fayda olacaktır. Buradaki çalışmayı tamamladıktan sonra tabii ki mevzu bitti ben artık yatabilirim demiyorsun. Ne yapıyorsun? Tak kimya kitabını alıyorsun. Burada da aynı şekilde hemen içeriğimizden bir bakalım neler varmış. Nerelere çalışmamız gerekiyor? İkinci ünitenin tamamı var dedik. Yani 87. sayfadan başlıyoruz çalışmaya. Üçüncü ünitenin de ilk bölümünün sonuna kadar yani 153'e kadar ne var ne yok bitiriyorsun. Bunun içerisinde yazılı tipi farklı sorularda karşına çıkacak. Onları da güzelce çözüyorsun. Çözemediğin sorular için e, çözümleri dinliyorsun, öğreniyorsun, takip ediyorsun ve sınava girip yüz alıp sonra gelip burada... E, yorumunu atıyorsun arkadaşlar. Tabii ki yorumu onunla bırakmayalım. Ne yapalım? Ödüllü sorumuzu da cevaplandıralım. Ve bunun cevabını da yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi bir sınav dönemi diliyorum arkadaşlar.